Be. Doğru yatsana, boğacaksın beni. Böyle gevşeyeceğine kalk da iş gör biraz. Bana akıl vereceğine sen kalk önce. Saçlarına ne sürmüşsen, kokudan bütün gece uyuyamadım. Bu sprey alışık değildir burnu. Hacı Ayla karanfil esansı sürseydin başka, ha? Halime ile Ayşe yapsalar ya şu temizliği. Her sabah onlar silmekti oğlum. Sırayla. Ben çöpleri alayım bari. Hadi. Thank you.
uydurma. Şimdi vır vır ederler. İşim var. Senin var da benim yok mu? Hep ben mi gideceğim? Dün sabah ben koşmuştum. Bir defa koşar, 10 defa kaytarırsın. Başlama sabah sabah. Bu işlerin hepsi sana kalacak. Elbet kurtulacağım bir gün. Bekletme! İllallah be! Bıktım! Bıktım sandım! Eczaneye uğra önce, tuvalet sabunu, şampuan, diş macunu, bir de terk pudrası al. Sonra da bakkala, şunları hemen göndersin. Daha kahvaltı edeceğim. Gazeteciden hanım eli mecmuası ile Bayersmut alıver. Gecikme ha! Hemen çıkacağım ha! Gecikmem! Ayşe'ye söyle, öbür kovaya temiz su doldurup getiriversin. O işi de bana yükler küçük hanım, emir buyuruyorum diye öfkelenir gene. Kendin söyle. Merhaba yavru kuş! Akşamüstü fabrikanın önündeyim. Ne yapmaya? Maydostan sonra gezeriz biraz. Sultan suyunda bülbül dinleriz. Geleme! Bir şeyler oldu sana, tadın kaçtı. Nereden bir keleklik mi ettik? Acele işim var. Öyle olsun. Bahçe sineması güzel oluyor geceleri. Gelir misin bu akşam? Geleme! Annem bırakmaz. Eskiden nasıl çıkabiliyordun? Oradan da başka bir yere gideriz. Gidemem. Bu yeni bir krem. Tam senin cildine göre. İstemem. Halime! Geç kalıyorum. Kaç para tuttuysa alıver şurada. Bak bakalım ne istiyorlar. Okula geç bile kaldım. Hiç gitmesen de olur. Olurmuş. Kendin okumadın diye. Uzatma kalk. Ben bakıveririm şimdi. Sen dur ana! Bu yarasın bir işe seneden seneye. Sen kendine bak. Bekletme dedim. Hadi kızım, hadi ceylanım. Böyle laftan anlamaz bunlar. Sen çok mu anlarsın? Hem bu ara dilin fazla uzadı senin. Çay içer misin bir daha? Oğluna bir şey söyle. Ablayım ben. Edebiyle konuşsun konuşacaksa ya da hiç konuşmasın benimle. Bir şey demedi ki yavrum, bir zahmet yardımını istedi. Bu iş yürümeyecek böyle, sabır! Sabır! Sabretme elindeyse! Ne pişireyim akşama, ha? Ne istersen. Ayşe'ye söyle, otel, lokanta değil burası. Kendi evi. Elbet katılacak bize. Yardım edecek, iş görecek. Olur, söylerim. Hadi hayırlı işler! Allah'a ısmarladık ana! Uğurlar olsun oğlum! Allah kazadan beladan korursun yavrum! Kolacıya vereceksin! 2 masa örtüsü, 2 ufak perde, 5 gömlek, bir de eteklik! Bay bay anneciğim! Tarık ararsa yemeği kulüpte yiyeceğim! Ben de gelirim belki! Hafta sonunda tatile çıkıyoruz! Annenle ablana söyle gelsinler! Eşyalar örtülecek! Otur kızım, çayını yeniden ısıttım, şimdi getiririm. İnsanda iştah mı kalır? Sabahın köründen geceye kadar içeride çalış, dışarıda çalış. Çalışmayan mı var kızım? Bizim gibi mi? Nesrin hanım kokulu sabunlu banyoda şimdi. Bizden beteri de binlerce, tövbe de kızım. Hiç bile! Senin ömrün bundan sonra yavrum. Bu zahmetlerin bitecek elbette. Bitecek tabii. Tez günde kurtulacağım. 4 numara istiyor ikinizi. Yazlığa gitmek için hazırlık yapıyorlar. İşe geç kaldım ben. Kovulmaya niyetim yok. Neden o ayakkabılarını giyiyorsun yavrum? Ha? İşe gidiyorsun yavrum. Yazık değil mi yeni ayakkabılarına? Bu eskilerden de bıktım artık. Para lazım bana. Öyle mi? Ne kadar? 100 lira yeter. Ne parası gene? Bir tarafı mat karton, guaş, kara kalem, şifon, aydın yer alacağım. Anlar mısın? Hı?
Söylediklerinin anlayana ne faydası var züppe? Mektebinde mektep olsa bari. Güzel sanatlar, moda desinatörlüğü. Aferin, aklında tutabilmişsin. Utan biraz. Annemden para çekeceğine çalış da para kazan. 5 kuruşluk hayrın olsun şu eve. Sen fabrikaya koş, fabrikaya. Makinenin arkasında uyukla. Usta başına dert anlat. Ama aklının ermediği işlere karışma. Yarın öbür gün yalvarırsın gene. Para istersin elbet. Yeter, kes sesini! Mektebini bitirince kardeşinin kazancı hepimizin. O mektebi bitiren ne iş yapar da kaç para kazanır? Hepinizin karnını doyuracak, buradan kurtaracak kadar. Merak etme! Sen de kes sesini! Cevap verme ablana! Buyur paranı! Atışmanızın, sataşmanızın sebebini bir bilebilsem. Sebep 1 değil, 5 değil anne. Hele! Birini deyiver! 15 senedir şu odada bir arada yaşamamız en beteri. Nesi varmış odamızın? Hiçbir şey. Ben de seni aradım atölyede. Büroyu açıyorum yarın. Öğleden sonra da biz de toplanacağız. Çok sevindim. Şimdiden kutlarım. Mersi. Geleceksin değil mi? Mutlaka. Ama fazla gecikme. Öğleden sonra burada mısın? Bilmiyorum. 1 saat ders vereceğim. Sonra atölyeye koşacağım. Hazırlıklar bitmiş değil. Ben de gelirim. Öyleyse kantinde beklerim seni. Boşuna hazırlanma anne, o adamla evlenmeyeceğim. Neden? Evlenmeyeceğim. Nesi var kızım? Genç aslan gibi adam, elmaslı kol saatinden 5'i bir yerdeye kadar ne istersen de verecek. Bağırışmayalım, öfkesizim bak, sakinim. Evlenmeyeceğim! Yaşının vakti geldi, geçecek neredeyse kızım. Kız kısmısı bir an önce evlenmeli, evinin yolunu bilmeli. Çoluğa çocuğa karışmalı. O herifi bana nasıl layık görüyorsun, aklım almıyor. Canım, bir kusuru mu var? 3 göz odalı bahçeli ev sahibi. Ev değil, gece kondu. Duvarcı ustası. Bu inşaat kargaşasında başkaca bir mesleğin hükmü mü olur? 150 lira yövmiyesi varmış. Yövmiyesi batsın, çıldırtma beni. Gelsin hele, adam nasıl kovulurmuş seyret. Ders durum var mı Fatma bacı? Ah, elbette! Evet, buyurun, buyurun! Davut, gel hele! Hoş geldiniz! Merhabalar! Hoş geldiniz, safa geldiniz! Nasılsın Halime kızım? İyiyim! Sorması usul olmuş işte! Yoksa maşallah, iyiliğin, güzelliğin güneşe bakar gibi göz almakta! Buyurun, buyurun! Kahveleri nasıl içersiniz? Halime kızımız nasıl pişirirse. Bir bardak da su, ne zahmetse. Hadi kızım. Sabah vakti zamansız gelmişiz. Halime gibi senin de işlerin vardır. Ev işi, bitmez çok şükür. Gülizar nasıl? Çocuklar iyiler ya. İyiler, ne olsun işte.
eline sağlık. Su getirmedin mi yavrum? İsteyen mi olmuştu? Heraretim vardı biraz da, geçti. Seninki susamışlıktan değil, başımızdan mı geçmedi? İnsanın bazı dili boğazına yapışır, kalbini de çarpıntı tutar. İsteklisi, heveslisi değilmiş gibiydin sanki. Üzme canını, tamamdır. Kız kısmısı naz etmeden, ekin güz bitmeden devrilmezmiş oğlum. Ya. O gebeş herifle, o sümsükle kimse evlendiremez beni. Kızım, yavrum, ana sözü dinle, ana duası al. Yarın bir gün sen de evlatlarının hayrını görürsün. Ayşe'yi niçin bulmuyorsun böyle birini? Onun da sırası gelecek yavrum, mektebi bitsin hele. Sen ilk mektebi anca bitirdin. Çeyizin de anca. Anca başımızı eğdirmez. Sana göre yaşım geçmekte, cahilim, çeyizim de yok. O herif bana fazla bile. Zengin, tahsilli, görgülü bir erkek Ayşe'ye layık. Öyle mi? Dediğimi söyle kızım. Demediğimden laf çıkartma kendini. Nerede pabuçlarım? Ayağında kızım. Yeni pabuçlar mı soruyorum? Buralarda. Arama boş yere, Ayşe giymiştir. Baksana, postallarını burada bırakmış. Hırsız rezil! Resmen malımı çalıyor. Habersiz giyip gidiyor. Bir daha bir çöpüme el sürerse parçalarım o kızı. Saçını başını yolarım! Usta! Patron birisini buldu mu yerime? Kati mi kararın? Kati! Ayın 30'unda gideceğim. Başka bir iş mi buldun? Daha fazla haftalık meselesi ise patron verir. İşle parayla ilgisi yok. Aile meselesi. Vakit varken birini buluversin yerime patron. Sen bilirsin. Gitmediyse az konuşacaktım. Bir dakika bekle. İyi. Senin iş oluyor, merak etme. Ne zamana? Ay başına kadar bütün evrakı tekemmül edecek. Askerliğini yapmamış olduğu için müşkülat çıktı biraz. Ama hallettik. Daha 3 senesi varmış askerliğe. Bu bakımdan izin alınabildi. Allah razı olsun. Her bir işin rast gitsin. Ama gene de bana kalırsa, körpecik delikanlıyı Almanyalara gönderme. Gelsin, fabrikamda çalışsın. Sağ ol ya. Gitmeli. Uzaklara gitmeli. Rıza Bey yukarıda mı? Yukarıda. Vay sultanım, hoş geldin, safa geldin. Hoş bulduk. Seni hangi rüzgar attı? Buyur otur şöyle. Konuşmamız gerek. Bir tatsızlık yok değil mi? Yok. Güzelim, bir tanem, gül kokulum benim. Hastaneye gittim dün. Hayrola? Hamileymişim. Takdir buymuş demek. Sana müjde vermeden içim rahat etmedi. Müjde ki hem de nasıl? Allah hayırlısıyla tamamını erdirsin inşallah. Ne kadarmış? 2 aydan biraz fazlaca olmalı dediler. İşin şakası kalmadı artık. Eğri oturup doğru konuşalım. Şu sıralarda karımı boşayamam. Çocuklarımın lise kolejini bitirmesine 2 sene kaldı. Ayrılık perişan eder onları. İstikballeriyle oynayamam.
Senden nikah mı istedim? Ben istiyorum. Ve lakin sabredeceğiz. İlk peşin birkaç satın alalım. Döşeyelim, hemen yerleş. Elimin gözümün altında olmanı istiyorum artık. Nasıl istersen. Melaike gibisin. Çocuğumun da anası olacaksın. Bir dediğini iki mi ederim? Öyleyse çatı katı isterim. Çatı mı? Yazın çok sıcak olur, durulmaz. Kışın da ısınmaz o katlar. Çatı katı olacak. En yüksekte, en tepede olacak. Birisiyle görürsem gebertirim seni. Vakitsiz iş açarsın başıma. Ne var, ne oldu? Öyle bir işlere kalkışırsan Yusuf'a sıra kalmaz, bilmiş ol. Bunca zaman tanıdığı birisine rastlarsa durup konuşmaz mı insan? Adamları kapıya kadar getirmeye mi başlamış? Sen kendine bak! Çaldığın ayakkabılar mı ver? Hırsız! Ya küpeler mi aşırırsın, ya manto mu? Her gün bir şey mi? Bir daha giyilen, merak etme! Hangi parayla aldığını anladım onları! Terbiyeni takın, yoksa yırtarım ağzını! Kesin patırdıyı! Ne varmış boğuşacak? Birimizin malı hepimizin şuncacık yerde! Söyle oğluna, yaşı kadar konuşsun! Ulan! Dur! Sakin ol hele! Kalbinizi kırmayın birbirinizi! Öfke gelir, göz kızarır! Ama gidince de yüz kızarır oğlum! Bakayım ne istiyorlar! Siz de üstünüzü başınızı değiştirip sofrayı hazırlayın! Bey karpuzu çok getirmiş, bu da sizin payınıza düştü! Çocuklarla yersiniz! Rengine bakmayın ha! Tadı iyi durur da! Afiyet olsun! Sağ olun, sağ olun! Karpuz verdi 5 numara, buz gibi, dolapta soğumuş olmalı! Çöpe atacakları kelek karpuzu bize göndermiş. Kelek değil kızım! Sarı karpuz bu, tatlıdır! İşe yarasa bize vermezlerdi, almasaydın keşke! Artmış değil, kokmuş değil! Yarın bir gün biz de güveç yaparız, mantı yaparız, bir tabak veriveririz, komşu hakkı! Ben yemem bu karpuzu! Kendileri yeseydiler ya! Hanımefendi yer mi hiç? Kafamızı atar, bizim soframız çöp tenekesi ya! Nereye? Geri vereceğim. Kelek, tatsız, tutsuz, tam sana vereceğim! Çöpe atarız, olur biter! Kötü kişi olmaya değer mi? Halime'yi soracaktım. Bu atölyede çalışıyormuş. Halime mi? Ha. Halime Gündoğdu. Ha, o! Halime buradan ayrılalı 3 ay oluyor efendim. 3 ay mı? Ne oldu ki? Hiç, kendi ayrıldı. Ayrıldı demek. Burada çalışmıyor. Hayır. Al
oldu mu istedin? Hem de nasıl! Oh, artık dünyaya yukarıdan bakacağım! 15 yıldır herkesi tepemde taşıdım! Bundan sonra tepemde kimse olmayacak! Şu insanlara bak! Minicik hepsi! Buradan bakınca her şey nasıl ufalıyor! Vapurlar oyuncak gibi! Ben artık hepsinden yükseklerdeyim! 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 Ah, yükseklerde! Saçlarını gene demirde mi yaptırıyorsun? Hayır şekerim, Paris'ten getirdiğim son peruk, benimkinden farkı yok! Süheyla'nın düğününde göremedim seni! Maalesef bulunamadım! Neden? Bir tıp kongresi için Zürih'e gitmek zorunda kalmıştım da! Necdet tutturdu illa Ege sahillerine bir mavi yolculuğa çıkalım diye! Biz Kanarya Adaları'na gitmek istiyoruz! Ne o? Daldın gene! Düşünüyorum! Benim? Seni ve yaşayışını! Evinde öyle mutlu oluyorum ki, başka bir dünyada yaşıyorum sanki! Batıdasın değil mi? Evet! Sanki çıkınca Paris sokaklarında yürüyeceğim! Pazar günü bizde toplanıyoruz! Karar verdik, gelenek haline getireceğiz bu toplantıları! Gelenek, tek düze tekrarlanan, aptalca, değişmeyen, monoton bir şeydir! Ben yokum! Belirli günde, belirli yerde, belirli şekilde toplanmaların tek bir yararı olabilir. Ne gibi? Günün birinde patlar insan, sıkılır, isyan eder. Yeni, değişik bir şeyler arar. Belki de bir gece yarısı tamamlanmamış bir inşaatta şampanya partisi veririz. Daima harikasındır. Öyleyse gelecek haftada Ayşe'lerdeyiz. Bizde mi? Evet, istemez misin? İsterim tabii. Sahi bunca zamandır nerede oturduğunu bile bilmiyoruz. Ne tarafta evin? Maçka'da. Neresinde Maçka'nın? Top Ağacı'nda, Orhan apartmanı. Telefonunu versene. Telefon şey oluyor bu ara, numarası değişiyor. Kaçıncı kattasın? En tepede değilsindir inşallah. Yo, 4. Evet, 4. katta. Asansör yoksa ben gelemem. Var, asansör de var. Ah, sen misin? 4 numara tatile gidiyor. Antalya taraflarına ineceklermiş. Sana zahmet, bir iki şey taşıyıversene. Peki anneciğim. Bunlar mı inecek olanlar? Evet, dikkat et! Merdivenlerde çizilmesin hiçbiri! Kolay gelsin! Hoş geldin! Hayırlı yolculuklar hanımım! Anahtarı sende kalsın Fatma bacı, kat sana emanet! Meraklanma hanımım! Fabrikadan, nereden olacak? Yalanı dinlemek, yalanı söylemekten zormuş meğerse. Ne yalanı? Kim yalan söylüyor? Fabrikadan ayrılalı 3 ay olmuş. Sen bizleri aldatmaktasın. Ben mi? Her cumartesi haftalık getirmektesin. Üst baş giyim kuşam almaktasın. İnsan namusu için yaşar. Namusu için ölür. Sözümü kulak arkasına atayım deme! Gayri tetikteyim, bilmiş ol! Ayşe bilmeyecek işten çıktığını! Hele Yusuf, hiç! Yoksa parçalar seni! Berber Reşid'e haber göndereceğim! Davut'la söz kesmiş olacaksınız! Arkasından da hemen nikah! Sen gibisine düğün bile beklenemez! Gelecek hafta ayrılıyor musun? Öyle efendim! Sonra? Kısmet!
Ben de Ahmet Usta da işinden, ahlakından çok memnunduk açıkça. Sağ ol. Kararından vazgeçemez misin? Vazgeçemem. Dört numaradan sonra bir ikisi daha gitti mi yaz için... ...sırtımız, soluğumuz rahat demektir. Tatlı dökeceğim yarın akşam gecekondu fakirlerine. Adağım vardı. Bir şeyler mi istemiştin Allah'tan? Yerine geldi mi hepsi? Yusuf'umun işi tamamına erdi. 5-10 gün sonra Almanya yolcusu. Memleketler görecek, ona göre kazanacak. Bir dolu para biriktirecek. Mektupları gelecek muntazama. Yılda bir izne gelecek oğlum. Otomobili olacak. Bir ev sahibi olacak ilk peşin. Halime de baş göz oluyor. Seneye torun kucaklayacağım hayırlısıyla. Benim için bir şey istememiş miydin? Hiç istemem mi kızım? Hiç istemem mi? Sen akıllı uslu okumaktasın. Daha ne, yüzün bir başka türlü ağarmakta sayende. Tek başına mı oturuyorsun burada? Annemle babamla. Onları da tanımak isterdik. Neredeler? Parti vereceğim zaman evi bana bırakırlar. Mükemmel insanlar desene. Anlayışlı uygar olmasalar Ayşe anlaşamaz zaten. Ayrılır kendi hayatını yaşar. Evin biraz demode ama ailenin ileri fikirli olması iyi. Yazlıktan dönüşümüzde bizimkilerle tanıştıralım. Oyun sever mi baban? Bridge, bizik, poker... Herhalde sevdikleri oyun vardır. Çok. Sabah akşam birbirlerinden ayrılmazlar öyleyse. Gelecek hafta da biz de toplanalım Ayşeciğim. İyi olur. Suat nerede? İçki aldıracaktı. Kapıcıyı çağırıyordur herhalde. Kapıcı sen misin? Ha, benim. Bir büyük vodka, iki büyük konyak, bir kilo üzüm, 10 tane de limon alıver. İlhan Beygiller döndü mü ki? Kimse var mı onlardan? Kızları burada işte. Bir pakette filtreli harman alıver bana. Aklında tutabilecek misin hepsini, yoksa yazayım mı? Yok, tutarım. Nen var? Hiç. Keyfin kaçtı birden. Şeye üzüldüm. İstediğim gibi hazırlanamadığıma. Yok, hepsi memnun hayatımdan. En çok da ben. Biz de onlara katılalım. Bu gürültüde iyi duyabildin. Senin olsun. Yok, istemem. Al dedim. Mutfağa gel limon sık.
Sonra da salondaki sigara tablolarını dök. Ben dökerim şimdi. Sen git. Artık zahmet etme. Nerede bu içkiler? Milletin dili damağına yapıştı. Hizmetçiniz yok mu sizin? İzin günü bugün. Hı, tam da gününü bulmuş. Akşama telefonda ararım. Yemeğe çıkacağız herhalde. Yarın ben ararım seni. Aklın başında mı senin? Oynatmış değilsin değil mi? Neden aklın başımda olmasın? Burası başkasının evi. Anahtarı emanet edilmiş bize. Bırakılmış da ne olmuş? Bir şey mi eksildi? Duvarları sırtlarına vurup götürmediler ya. İş onda değil. Emanete hıyanette. Başkasının evine habersiz girmekte. Malını, eşyasını habersiz kullanmakta. Mecburdum anne. Yalan söylemeye de mi mecburdun? Bu evin zengin kızı gibi görünmeye de mi mecburdun? Evet. Sahtekarlık derler buna. Rezillik derler. Beni onlardan biri olmam için okutuyorsun. O çevre ancak kendi seviyesine ilgi gösterir. Kendisinden olmayanı küçümser. Arasını almaz. Üç tarafa birden sahtekarlık değil mi bu yaptığın? Hem bu evin sahiplerine, hem kandırıp aldattığın misafirlerine, hem de bana. Kimseye bir zararı oldu mu yalanımın? Aslını inkar edenden kime ne hayır gelmiş ki? Seni aslın yüzünden hor göreceklerse ne işin var o insanların arasında? Anlayamazsın. Seni mektep görmüş, okumuş, öğrenmiş, yücelmiş sanırdım. Meğer hepimizden cahilmişsin. Kızmalı değil, acımalı sana. Fikrini sormadım. Yaptıklarım sadece beni ilgilendirir. Başkasının malıyla beylik taslayanın safası bir gün sürmez. Ama kahrına, utancına ömrü yetmez. Yeter dedim, kapat o mübarek çeneni! Bu kapıcı odasına mı getirseydim arkadaşlarımı? 40 yılda bir nasılsa anlayışlı oldun, açık vermedin, durumu kurtardın. Tam elini öpüp sağ olana diyecektim, vırvıra başladın. Sana uyduğum, sen gibi bir alçalmış da ben olduğum için mi elimi öpecektin? Evet, ulu orta konuşacaksın. Her şeyi berbat edeceksin diye korkumdan ölecektim az da. Anası fakir diye, kapıcı diye utanan evladın kendisi yalancı. Kendisi özenti. Asıl ben utanıyorum senden. İster utan, ister sevin! Ne yaparsan yap, çekil başımdan! Çık dışarı! Burayı böyle bırakamam. Çık dışarı! Sonra gelir temizlerim ben. Hizmetkarlık sana ne vazife? Ver anahtarı bana. Mektup bırakmış birisi. Kimdenmiş? Kimdenmiş? Halime'den. Niçin yazmış ki? Sana sordum. Gitmiş Halime Hanım. Nereye gitmiş? Bu evi terk etmiş. Sevgili anneciğim, seninle konuşmaya kalkışsam, üzülecek, ağlayacak, beni bırakmamak için ne mümkünse yapacaktın. Darılma, gücenme. Aranızda yapamayacağım. Sakın da merak etme beni. Çok güzel, çok zengin bir hayatım olacak. Ellerini hasretle öperim. Kızın Halime. Gitmiş mi temelli? Onu mu diyor? Çok güzel.
çok zengin bir hayatı olacakmış. Ya bir şoför bulmuştur, ya da fabrikadaki ustabaşıya kaçmıştır. Ne zaman geleceğini yazmış mı? Adresi var mı? Hayır. Oh, kaybettim Halime'mi. Bir daha göremem, sarılamam, öpemem. Ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Halime kaçmış. Zengin birini buldum diyor. Aramızda kalamayacakmış. Hiç de belli etmedi. Hayret! Gidip bulacağım kalta. Dur Yusuf! Bırak kızın peşini. Bulması zor zaten. Bir bakıma iyi oldu. Evini, yuvasını bilir. Bir erkeğiyle oturur. Dert gelmez başına. İçim sıkıldı burada. Saz'a gitseydik keşke. Sen istedin burayı. Patlayacağım, gidelim artık. Garson hesabı getir. Yani Allah inandırsın. Şöyle buyurun. Sizleri ne kadar özlemiştim, tarif edemem. Biley musunuz? Bu yakınlarda piyasada çok bozuldu yani. Üstü sende kalsın. Hesap tamam sultanım, kalkabiliriz. Hayır, biraz daha oturalım. Oturalım güzelim, sen istedin diye kalkalım dedim. Geçen gün bir kamyon fındık geldi, beyefendi siz ya! Bu bizim kapıcı Fatma bacının büyük kızı değil mi Dursun? Ha kendisi dur. Halime dur. Garson, garson! Hayrola çiçeğim? Buyurun efendim. Bir kelek karpuz istiyorum, kocaman olsun. Efendim? Kelek karpuz diyorum, anlamıyor musun? Kelek karpuzu ne yapacaksın bebeğim? Bırak şu bebek çiçek laflarını da, söyle getirsin kelek karpuzu. Oğlum, hanımın istediği karpuzu yetiştir, bahşişi cebinde bil. Bahşişin efendim. Uy, yolu tutmuş bu kız. Kabak çiçeği gibi açılmış. Yeter herif, gözünü ayıramaz oldun. Dön önüne biraz. Koyma masaya. Bak, şurada oturan dostlarımı görüyor musun? Kelek karpuzun meraklısı onlardır. Götür onlara, benden hediyem olsun. Baş üstüne efendim. Karpuzu size karşı masadaki hanımefendi gönderdi efendim. Halime, neden yaptın bu işi? Onlar bilirler. Rezalet bu, utanmaz karı. Ben bunun hesabını sorarım şimdi. Bırak! Yanındaki serseriyle başın derde girer. Onlara uymayın Dursun Bey. Beni getirir, ayak takımının arasına sokarsan böyle olur işte. Hanım sen istedin de geldik ha buraya. Kapıcı kızıyla aynı yerde oturamam. Hadi kalkalım. Kalkalım efendim. Gecemizi berbat etti. Yaptığın ayıp değil mi Halime? Neden ağlıyorsun Halime? Ağlarım tabii. Halimden anlayan yok. Ufacıkken yetim kaldım. Doyamadım babacığıma. Çöp dökerek büyüdüm. Bakkala git, eczaneye koş. Onu yap, bunu yap. Hep başkalarının emrettiğini yaptım. Bir gün olsun kendi içimden geleni yapmaya hakkım yok mu benim? Yusuf oğlum, havlun kapıda. Sana çamaşır çıkarıyorum. Bırak ana! Ben kendim alırım! (Gülüyor)
Görmüyor musun? Tabanca. Etme Yusuf! Hem sana hem Halime'ye yandırma beni! Ver tabancamı bana! Bunu elimden ecel alır anca! O tabanca Halime için değil! Ya kimin için? Kim dedim? Mahmut! Mahmut mu? Babamın katili için o tabanca! Gelecek hafta hapisten çıkıyor! Bunu kolladın demek! Başka ne için yaşadığımı sanıyorsun? Yusuf'um! Ah oğlum! Şahinim Yusuf'um! Babamı öldüren ben sağken nasıl yaşarmış? Ben sizleri bu sebepten kaçırdım oradan oğlum! Almanya'ya da bunun için gönderiyordun beni! Mahmud'a kendime değil oğlum! Sana yanarım! Etme oğlum! Kendi körpecik canını düşün! Koskoca ömrünü düşün! Boşuna yorma kendini! Her şeyin hesabını yaptım, ver tabancamı bana! Asarlar seni oğlum! İpe çekerler! Beni yolumdan döndüremezsin ana! Hoş geldin bacı! Hayrola? Sana danışmam lazım hemence! Eve buyur, geliyorum! İyi! Yusuf'um yaşamalı mutlaka! Eli kana bulaşmamalı! Vazgeçmeli bu sevdadan! Toy zamanı Yusuf'un, horozluğu bilinsin diye ötmüştür! Mahmud'u vuracağına inanma hemen! Ya buna ne demeli? Bir hafta sonra tahliyeymiş Mahmud! Onu da bilmekte her bir hesabı tamam! Elden düşme bir makine! 2000'e, 2500 liraya almış olmalı! Yok canımdan biriktirmiş! Gözüne kan basmış demek! Vazgeçirmenin çaresi ne? Yusuf'u caydırmaya güç yetmeyince başka bir çare buluvermesi zor değil! Neymiş? Yusuf yaşamalı! Velakin Mahmud da ölmeli! Başkası tarafından vurulursa Yusuf kimi öldürecek? Hele bir daha deyiver! Bizim Osman da İzmir'e yakın Buca cezaevinde Mahmud'la yatmakta! 9 senedir! Osman'ı bildin mi? Üzeyir'in rençberiydi hani! He, bildim, bildim! Karısı çocukları buradalar, Örnektepe'de! Sürünmekteler! Osman'ın 10 seneden de fazla cezası var henüz! Yusuf'tan tez davranırsa, Mahmud bitti mi oğlan kurtulur! Eşin 4000 lira götürürsün karıma! Bir sene müddetle her ay 2000 lira verirsin! Gücün var mı? Olmalı! Olacak! O zaman üzme canını! Ben bitmişim nasıl olsa! Cezamın üstüne bir de Mahmud'un can bedeli yüklenir! 10 yerine 20 yıl yatarım! Hiç değilse senin Yusuf'unla benim çocuklar kurtulur! Yapacaksın 4000 lirayı? Lazım! Çok lazım! Müstacel bir iş için! Bir şey mi satın alıyorsun, yoksa Almanya'ya giderken çocuğuna mı vereceksin? Yusuf için, evet! Bana bu iyiliği yaparsan, kulun kurbanın olurum! Ocağına, vicdanına düştüm beyim! Nasıl ödeyeceksin, kefilin var mı? Ayşe'nin mektebi tatil! Apartmana o bakacak! Ben de senin fabrikanda çalışırım! Borcumu ödeyene dek çalışırım! Kaç parayı ömeye verirsen... Kaç ay, kaç yıl çalış dersen... Düşüneyim biraz! Para hemen lazım! Telaşla olmaz bu işler! Muhasebeciyle konuşayım! Yarın akşam söylerim sana! Kolay gelsin patron! Sağ ol evlat, hoş geldin! Bana yardım edebilir misin patron? Acele paraya ihtiyacım kaç var! Kaç paraya? 2500 lira! Ne yapacaksın o kadar parayı? Lazım! Çalışarak öderim! Ödeninceye kadar hiç haftalık vermezsin bana!
İhtiyacın var da neden işten ayrıldın? Vazgeçtim, çalışacağım. 100-200 lira istersen vereyim. Ama 2500 imkansız. Bana lazım. Bulmalıyım bu parayı. Yusuf'umun yaşaması şu 4000 lirada. Verdin miydi cennette mekan yaptırdın gitti demektir. Kaç para faiz istersen kabulüm, helalim. Keşke olsa da versem. Evi yeni çattım. Elimde avucumda ne varsa dükkana sarf ettim, bilmektesin. Birisinden buluver bana. Bulamam. Halini bilmekteyim. Bulamam diyorsam namusuma imanıma doğrudur. Az mı borçlandım sanmaktasın? 3 günümüz kaldı. Yusuf'umun insan gibi 3 günü kaldı anca. Öyle. Az önce buradaydı. O da borç peşinde. 2500 lira istedi benden. Bir tabanca parası. Özledim seni. Kaç gecedir rüyamda görüyordum. Elini öpmeye, af dilemeye geldim. İki canlı mısın hayırlısıyla? Evet, torunun olacak. Kızlarından çok çektiğini biliyorum, erkek olsun istiyorum. Senin için. Sana getirdim, yünlü elbise. Güle güle giy. Aa, zahmet etmeyeydin. Ne zahmeti? Rıza istediğim kadar para veriyor. Bir dediğimi iki etmiyor. İyi misin? Rahat mısın? Çok. Apartmanım, hizmetçim, arabam, şoförüm, her şeyim var. Ayşe ile Yusuf da sevinirlerdi seni görselerdi. Size biraz para bırakmak istiyorum. Belki kardeşlerimin ihtiyacı vardır. Al anneciğim. 5000 lira. Çok para mı kızım? İmkanım olsa daha da çok yardım etmek isterim size. Ah kızım! Ah yavrum! Yavrum, yavrum, yavrum! 2 numara. Otur dinlen sen. Bu halinle ayakta durmak yaramaz sana. Şimdi gelirim ben. Şey mi oldu? Yo. Vakitsiz gelişin neden? Bir makbuzu vardı dükkanın, unutmuşum. Gördün mü ablanı? Gördüm. Konuşsaydı. Özlemiş bizleri, ilk peşin seni sordu, Ayşe'yi sordu. Bebesi olacakmış. Gelmişken yemeğe kalsaydın oğlum. Halime?
2500. Yarısı eksik. Kızım. Şurası teyze. Ne lan? Anan evde mi kızım? Ana! Kimmiş kız? Ne bileyim ben, bir ateşte işte, seni istiyor. Evet, para getirdim. Konuştuyduk Osman Efe'yle. Ha, bildim bildim. Mektubu geldi bu sabah. 4000 değil mi? 2500. Oo, 4000 diye yazmaktaydı. Ve telegraf cevabı bekliyor benden. Üstünü getireceğim. 1-2 gün içinde. Vallahi billah getireceğim. Getirmeyecek olsam bunca parayı ne diye yakıp ziyan edeyim? İçi rahat etsin Osman Efe'nin. Delikanlı, birini mi bekliyorsun? Yo! Soracağın biri mi var? Hayır! Dikilip durma öyleyse, hadi! Mezarında rahat uyu babacığım. Öldürülenler için kısas farz olunmuştur. Akşama geç kalma. Peki, gecikmem. Bir yere mi? Nereye? Arkadaşlarla toplanıyoruz. Onlarla mı? Evet. Bu saatten sonra. Hı-hı. Gitme kızım! İçkili çalgılı, yalanlı dolanlı işlere sokulma! Eğlenceli görünür ama ışığa pervane eder insanı! Benim kendime yetecek kadar aklım var! Ağzında bal taşıyan arının iğnesi de vardır, unutma! Halime gibi ben de başımı alıp gideceğim, kurtulacağım dırdırından! İlkin Halime, sonra Yusuf, şimdi de sen ha! Ne oldu Yusuf'a? Aranız pek iyiydi. Gelmedi bu vakte kadar. Yola düşmüş olmalı diyorum, korkuyorum. Yüreğim nasıl daralıyor bir bilsen. Nereye gidecek ki yola çıkmış olsun? Şimdi gelir, merak etme. Yalnız kalmaya mecalim yok bu akşam, nedense. Gitmeyi versen.
Ben mi beceremedim bu işi? Yoksa çocuklar mı? Bunca yıl şurada gördün bizleri, duydun, bilmektesin. Ne yapacağımı deyiver. Şunu satacağım yarın. Nerelerde, kimlere satılır bilmem ya. Satıp Osman'ın parasını koşturacağım. Kapı açıktı. Hayırlı haber mi var? Cevaplı telegraf çektiydim Osman'a. Olmaz diyor. Para hemen tamam olmazsa yapamayacakmış o işi. Hem de af rivayeti varmış. Yusuf! Yanacak oğlum. İzmir'e gitmem lazım. Yusuf'u bulmam lazım. Ne yapıp etsin, parayı bu gece tamamlasın diyor Osman. Ben hemen İzmir'e gidiyorum Hazal Hanım. Sevabına şu kağıdı yazıver de kızım apartmana göz kulak olsun. Rezalet bu. Hangisi? Görme. Rezalet diye bir şey görmüyorum. Korkunç. İğrenç. Sevişmek mi iğrenç? Hangisi hangisinin sevgilisi? Herkes herkes. Bir erkek kendisine ait bir kadının başkasıyla sevişmesine nasıl tahammül eder? Böyle soru kaldım artık. Kim kimi arzu ediyorsa onundur. Sen nasıl söyleyebilirsin böyle bir şeyi? Sen nasıl sorabilirsin? Senin gibi aydın, Batı kültürü almış, Batı'nın çağdaş sentezine varmış bir sanatçı. İğrenç bir cinsel çiftlik mi Batı? Bırak beni! Biraz sonra bırakacağım. Ne oluyor buna yahu? Kafası dumanlı galiba. Değil. Örümcekli. Batı'nın giyimini almış, geceden beri nefis kruvaze konyağını içiyor, müziğine hayran, Batı'nın sanatını okuyor, çiziyor, sonra da mahalle kızı gibi namus keçiliği yapıyor. Batı bunlar değil. Ya hangisi? Öğret biraz. Nasıl da inandım sana. Allah'ım, ne deliymişim. Sana hiç yalan söylemedim. Dün neysem, yarın da öyle olacağım. Asıl yalancı sensin. Ben mi yalancıyım? Evet. Pis bir böcekten başka bir şey değilsin sen. Zeminlerde, mahzenlerde, kapıcı katlarında yaşayabilirsin ancak. Kapıcının kızı. Bizim vardığımız noktaya asla ulaşamayacaksın sen. Boşuna debelenme. Kapıcının kızı mı dedin? O gün gittiğimiz ev bunların değil miydi? Hayır. Bu yalancı ailesinden utanan inkarcı bir maskara. O gün hizmet eden öz annesini tanımazlıktan geldi. Şimdi de kalkmış ahlak satıyor bize. Defol mahzenine! Batınız buysa, batınız batsın! Ben İzmir'e gidiyorum. Apartmana göz kulak ol. Annem Fatma. Fatma Hanım oturuyormuş burada. Ben kızıyım. Niçin arıyorsun? Halime Hanım gönderdi beni. Kapıcısıyım.
Anasını istiyor hemen. Bir şey mi oldu? Hastaymış herhalde. Tomofil'le geldik. Gidelim. Anası gelmeyecek mi? Evde yok anne. Burası mı? Evet, çatı katı. Asansörde en üst düğmeye basacaksın. Merak etmeyin efendim. Halime Hanım'ın mühim bir şeyi yok. Buyurun, odası bu tarafta. Ayşe, geçmiş olsun abla. Bir trafik kazası geçirdik. Arabamız parçalandı. Rıza Bey nasıl? O hafif yaralandı ama... Ne oldu? Yavrumu kaybettim. Yavrum kurtulamadı Ayşe. Ablacığım. Vah benim ablacığım. Kahroluyorum acımdan. Gitti yavrum. Kucağıma alamadan, öpüp koklayamadan, sütümü veremeden gitti canımın parçası. Halbuki karnımda nasıl kıpır kıpır oynamaya başlamıştı. Harap etme kendini ablacığım. Daha çok gençsin. Allah yenisini verir. Ana için her yavrunun yeri ayrı. Anamın bizler için neler hissettiğini ancak ana olurken anladım. Birden onun eksikliğini nasıl hissettim bilemezsin. Yanımda oluversin istedim. Nerede, neden gelmedi? İzmir'e gitmiş. Yusuf da yok ortalarda. Ah bu oğlan! Üçümüz el birliğiyle perişan ettik kadıncağızı. Çok pişmanım. Ben de. Anacığımı cahil bildim. Köylü diye utandım. Sözüne kulak asmadım. Ama ne dediyse çıktı. Kafam taşa çarpınca tıpkı çocukluğumdaki gibi sığınmak için onun kucağını aradım. Bulamayınca öyle yalnız kaldım ki. Bilsen ben de anacığımı, sizleri nasıl arıyorum. Yavrumu kaybedince bütün dünyam yıkıldı. Özlediğim bu çatı katı zindan oldu bana. Bir an önce ayrılmak istiyorum buradan, eve dönmek istiyorum. Beni yeniden aranıza alır mısınız? Ablacığım, benim de sana öylesine ihtiyacım var ki. Anam çok kızgın mı bana? Dönersem Yusuf ne der? Anam çok sevinir dönüşüne. Ama İzmir'de şimdi. Belki de Yusuf'u aramaya gitti. Yusuf da mı İzmir'e gitti? Düşündüğüm doğruysa korkunç bir şey bu. Nedir o? Yusuf galiba babamızın katilini öldürmeye gitti. Bunu aramızda bir bilen annem. Son zamanlarda öylesine kendi derdimize düştük ki hiçbir şeyin sırasında farkına varamadık. Buna mani olmalıyız. Sen rahatsızsın, çıkma yataktan! Demek yarın. Hayırlısıyla. İnşallah. Sizler de kurtulursunuz elbet. Hey gidi günler! İlk zamanlar 15 senenin ucu gelmez diyordum. Gelirmiş meğerse. Thank you.
Birini mi aradıydın valide? Ha, oğlumu. Acaba buraya mı çıkar her zaman? Tanır mıyız? Açık renk gözlü, gencecik bir delikanlı daha. Bıyık da bırakmadıydı daha. Öylesi çok var. Ama seninki hangisi bilemeyiz. Bakını ver istersen. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Allah kurtarsın Osman. Eyvallah. Uğurlar olsun. Sağlıcakla kal. Günün geldi mi? Babam mezarında rahat erecek nihayet. Etme! Bağışla canımı! Bağışla! Sen babamı bağışladın mı? Bizleri de babasız, köysüz bıraktın. Darmadağın ettin. Çektim cezamı. Can alanın cezası ölümdür. Dilini kana bulama Yusuf! Ana bırak beni! Ana bırak! Bırak ana! Sarlar seni! Zindanlarda çürürsün! Ana, çekil önümden! Yapma! Herkesleri kaybettim oğlum! Bir tek sen kaldın! Ana, bırak Yusuf, beni! Yapma. Bırak beni yapma. Ana! Bırak! Yusuf! Fidanım! Dalım, dayanım! Aksidim, gücüm, kuvvetim!
yasak, babam yasak! Dikkat edin, tabanca seyrinde! Alın tabancayı! Şükür kurtuldun! Alın tabancayı! Nasıl kıyamıyorsun? Fatma bacı. Evlatlarım. Yavrularım. Bizi affet anne. Senin değerini hiçbir zaman anlayamadık. Hep üzdük seni. Kim bilir? Belki de haklısınız. Basit bir kapıcı kadın olarak sizlere ne verebilirdim? Bizi yetiştirdin, büyüttün. Elindekini, avcundakini bize harcadın. Her zaman doğru yolda olmamızı istedim. Doğru yol ne ki acaba? Sizler hayatın akışına kapıldınız. Ben istesem de, istemesem de... doğru yolu bulduk artık. Bir daha ayrılmayacağız. Kopmayacağız birbirimizden. Sen de bizimle olacaksın. Sizleri tekrar bir arada görebilmek... en büyük teselli benim için. Evlatlarım... yavrularım benim.